Bir kimyagerin en sık yaptığı iş maddeleri birbirine karıştırmaktır. Bu videoda karışımlar konusuna ve bu konuyla ilgili terimlere şöyle bir giriş yapacağız. Özellikle homojenize veya homojen karışımların üzerinde duracağız. Homojenize demek, homojen hale getirilmiş demek. Tabii başlangıçta da bu karışımlar homojen olabilir. İlk olarak homojenin ne demek olduğuna bakarak başlayalım. Homojen aynı tip demek. Yani karışımın her yerinde bütün özellikler aynı. Herhangi bir farklılık olmayan anlamına gelir. Mesela bunun kullanıldığı en yaygın kelime veya örnek homojenize süttür. Bir inekten veya keçiden süt sağma ayrıcalığında hiç bulundunuz mu bilmiyorum ama sütün, yağının süt sağladıktan sonra sütün üstünde toplanarak çabucak ayrıldığını hemen fark edebilirsiniz. Bunun daha sonra süt kayma olacağını sanırım tahmin etmişsinizdir. Normal olarak doğrudan inek memesinden elde edilen sütün üzerinde burada bir yağ tabakası ortaya çıkar. Ve altta kalan bu kısım çok daha akışkan ve biraz daha şeffaftır. Homojenize süt ise bu yağın sütün her yerine eşit şekilde dağıtılmış halidir. O yüzden markete gidip homojenize süt aldığınızda bu yağın tamamı eşit dağılmış, her tarafa aynı biraz da kremsidir. Bazıları sever, bazıları hiç hoşlanmaz ama üstteki bu parlak tabakayı yani süt kaymağını hazır sütlerde bulamazsınız. İşte homojenize budur. Homojen karışım da aynı anlama gelir. Yani karışımın her yerinde aynı ve eşit özelliği görürsünüz. Her noktasında farklı özellik gösteren, tek görünüşlü olmayan karışımlara da heterojen karışım deniyor. Aslında karışımlar içindeki parçacıkların büyüklüğüne göre sınıflara ayrılır. Parçacıkların 500 nanometreden büyük olduğu karışımlara süspansiyon diyoruz. Bunlar aynı zamanda heterojen karışımlar. 500 nanometre kulağa büyükmüş gibi geliyor ancak o kadar da büyük bir şeyden bahsetmiyoruz. Çünkü 1 nanometre 1 metrenin trilyonda biri demek. Karışım akışkan olmak zorunda değil. Aslında karışım sulu olmak da zorunda değil. Süspansiyonların herkesin bildiği bir özelliği vardır. Burada bir süspansiyonumuz olsun. Hatta bu sulu bir süspansiyon olsun diyelim. Hayalimizde canlandırması daha kolay olur. Buraya da büyük parçacıklarımızı çizelim. Bunlar bir süre suda bekledikten sonra sonunda kabın dibine çöker ya da bazen yukarı doğru yüzerler. Batması veya çökmesi parçacıkların ağırlığına veya batmazlık özelliğine göre değişir. Tekrar süspansiyon haline getirmek için şişeyi sallamalısınız. Aklıma gelen iki örnek var. Birisi sprey boyalar. Evet, grafiti yaparken kullanılan boyalardan bahsediyorum. Sanatçılar duvarlara boyamadan önce tenekenin iyi çalkalanmış olmasına dikkat eder. Yoksa dalgalı tabakalar oluşur. Diğer örnekse hayatta en sevdiğim şeylerden biri olan çikolatalı süt. Bu da karıştırdığınızda güzel ve homojen görünür değil mi? Tadı da çok güzeldir. Burada zaten sütümüz var o yüzden onu kullanabiliriz. Çikolata tozunu sütle karıştırırken başlangıçta küçük çikolata topakları oluşur. Yani ben yaparken öyle oluyor. Ama daha sonra uzun süre bekletirseniz çikolata bardağın dibinde toplanır. Aslında farklı kısımlarda da toplanabilir. Mesela şekerin dipte bu topakların yukarıda toplandığına şahit olmuştum. Evet, karşınızda bir çikolatalı süt canavarı var. <laughs> Sonuçta mantığı anladınız. Bu karışımlar ayrışabilir. Bu yüzden boyanın ya da çikolatalı sütün içindeki parçacıklar 500 nanometreden büyüktür. Şimdi bu aralığı biraz küçültelim. Eğer parçacıklarımız 2 ila 500 nanometre arasında ise karışımımız kolloid karışım olur. Sanırım bu kelimeyi ilk defa 7. sınıftayken duymuştum. Siz de fen bilgisi dersinde duymuş olabilirsiniz. Bu da heterojen bir karışım. Bir arkadaşımla beraber bu kelimenin sindirim sistemi hastalığı için çok güzel bir isim olabileceğini düşünmüştük. Ayrıca kendisi bir sindirim sistemi hastalığı değil. Bir karışım türü. Parçacıkların çözünmeden kalacağı kadar küçük olduğu bir heterojen karışım türü. Hatta bence buna süspansiyonun daha iyi hali ya da kalıcı süspansiyon da denilebilir. Evet, bu karışımımız olsun. Çözücümüz su olabilir. Ya da su olmak zorunda değil. Hava ya da başka bir şey de olabilir. Evet, yine aynı şekilde moleküllerimiz çözünmeden kalacak kadar küçük. Biraz önce karışıma etki eden batmazlık gibi kuvvetler var demiştik. Aslında çok daha önemlisi moleküllerin arasında moleküller arası kuvvetlerdir. Bu kuvvetler parçacıkların herhangi bir yönden çözeltiden dışarı kaçma isteğini bastırır. Kolloidin en yaygın örneği aklımdan hiç çıkmayan küçük yumuşak şekerlerdir. Aslında bu yumuşak şekerlerin ham maddesi olan jelatin bir kolloittir. Suyun içindeki jelatin tozu molekülleri çözünmeden öylece kalır sonsuza kadar dolapta o ilk günkü haliyle saklayabilirsiniz. Asla çökelme olmaz. Bir diğer örnek olaraksa sis'i verebiliriz. Sis havaya karışmış su moleküllerinden oluşur. Duman ya da başka bir örnek. Sis ve duman aerosollere güzel bir örnektir. Sis hava sıvı karışımı olan bir aerosoldür. Dumansa hava katı karışımı olan bir aerosoldür. Duman aslında havada uçuşan minik minnacık koyu renkte parçacık ve hava karışımıdır bu parçacıklar asla havadan ayrılmaz. Hava ile birlikte süzülecek kadar küçüklerdir. Evet şimdi 2 nanometrenin altına inelim. Homojenize sütü silip kendimize biraz yer açalım. 2 nanometrenin altına inelim. Eğer çözünen olarak 2 nanometreden küçükseniz çözeltiler diyarına hoş geldiniz. Karışımlar günlük hayatımızda her gün karşımıza çıkan şeyler. Evinizdeki eşyaları, karşılaştığınız şeyleri şöyle bir düşünün. Aslında bu süspansiyon mu diye düşünmek çok eğlenceli. Aslında bu homojen mi diye sormalıyız. Daha sonra acaba süspansiyon olabilir mi diye düşünebiliriz. Bu halini sonsuza kadar koruyacak mı? Yoksa sonunda çalkalamak zorunda kalacak mıyım? Peki bu bir kolloid mi? Yumuşak şekerde, siste veya sigara dumanında olduğu gibi hep aynı yoğunlukta, hep şu an olduğu gibi kalacak mı? Ya da bir çözelti olabilir mi? Çözeltiler kimyanın en önemli konularından birisi. Her ne kadar kolloidlerden, süspansiyonlardan bahsedilse de kimyada her gün konuştuğumuz şeylerin %99'u çözeltileri içerir. Hatta genelde sulu çözeltileri içerir. Bazen şöyle şeyler görürsünüz, muhtemelen daha önce de görmüşsünüzdür. Bir reaksiyonda x bir bileşik var diyelim. Hemen yanında küçük bir şekilde parantez içinde suda yazar. Bu x suda çözülmüş demek. X çözünen maddeyken su çözücüdür. En iyisi bu terimleri yazalım kafamız karışmasın. Elimizde çözünen maddemiz var. Bu genelde miktarı az olandır. Çözelti içinde eriyen maddedir. Bir de çözücümüz var. Bu genelde sudur. Daha fazla miktarda bulunan madde neyse çözücü odur ya da bunu çözeltinin her yerinde bulunan çözme işlemini yapan madde olarak da düşünebilirsiniz. Mesela sulu çözeltideki sodyum klorürü düşünebilirsiniz. Burada NaCl suda diye yazıyorum. Sodyum ve klorür parçacıkları ayrılırsa ne olur? Sodyum artı yüklü, klorür eksi yüklü bir iyon. Çünkü sodyumdan bir elektron alır. Bunları suyun içine koymuştuk. Su bildiğiniz gibi oksijen ve hidrojenlerden oluşur. Bunu binlerce kez yaptım. Oksijen ve hidrojen. Burası bu uç kısmı pozitif. Burası negatif. Artı yüklü sodyum katyon klorürden ayrılıyor ve suyun oksijenli uçlarına doğru çekiliyor. Eksi yüklü klorür anyonu ise suyun hidrojen uçlarına çekiliyor. İşte çözünmeyi sağlayan şey bu. Bu iyonların yükleri olduğundan suyla bir an önce karışmak istiyorlar. Suyun ise kutuplaşmış halde hidrojenleri vardır. Burada klorürü görüyorsunuz. Buraya çiziyorum. Eksi yüklü şekilde burada duracak. Sanırım çözeltiler genel olarak kavramamız gereken en önemli şey. 2 nanometrenin boyutunu az çok kavradınız. Ancak bu bile hala biraz büyük. Sezyum gibi biraz daha büyük bir atom düşünebiliriz. Karşılaşabileceğiniz en büyük atomlardan biridir. Yaklaşık 2,6 angström. Bir angström 1 nanometrenin onda birine eşit. Yani 0,26 nanometre. Örneğin bu molekülü çözelti halinden koloid haline dönüştürelim. Burada 3 boyutlu düşünmemiz gerekiyor. 3 boyutta 2 nanometrelik bir kürenin içine bir sürü sezyum atomu sığdırabilirsiniz. Sezyum bu şekilde bağlanmaz ama bence durumun mantığını kavradınız. Bu ölçüme göre molekülde yaklaşık 20-30 atom bulunur özellikle hidrojen gibi küçük molekülleriniz varsa bu sayı çok daha fazla bile olabilir. Sıradaki sorumuz şu. Bunları nasıl ölçeriz? Derişimi ölçmek için birçok farklı yol var. Bir tanesini zaten gördük. Mol kesri. Mol kesri çözülen madde miktarı bölü çözeltinin tamamı. Ya da çözelti için çözünen madde artı çözücü de diyebiliriz, değil mi? Bunları kısmi basınç problemlerini işlerken görmüştük. Bir maddenin kısmi basıncını belirlemek için karışımın toplam basıncını ve maddenin mesela oksijenin mol kesrini bulmalıyız. Toplam basınçla mol kesrini çarparsak kısmi basınç elde ederiz. Şimdi kimyada karşımıza sık sık çıkan bir konuya değineceğiz. İsimleri birbirine çok benzer olduğundan karıştırılabiliyor. Molarite ve molalite birbirinden farklı iki kavram hakkındaki her şeyi öğrendikten sonra molarite üzerine bir video hazırlayacağım. Doğrusu molariteymiş gibi geliyor. Çünkü içinde molar kelimesi geçiyor. Molal kelimesine göre daha mantıklı. Sanki molarite deyince insana molaritenin yanlış yazılmış hali gibi geliyor. Ama bence molarite iyi bir ölçüt değil. Molariteyi şu şekilde hesaplıyoruz. Molarite çözünen maddenin molü yani neyin içinde çözüyorsak onun miktarını mol cinsinden alıyoruz. Bölü litre cinsinden çözelti miktarı. Molalitenin neden daha faydalı olduğunu şimdi anlayacaksınız. Ancak molariteyi sevmemin nedeni çözeltinin litresinin sabit olmamasıdır. Bu bir değişkendir değil mi? Bunu birçok kez gördük. PV eşittir NRT'yi biliyorsunuz. Hacmi litre ile gösteriyoruz. Basınç ve sıcaklıkla da değeri değişiyor. Dolayısıyla aynı çözelti için molarite farklı basınç ve sıcaklık altında değişir diyebiliriz. Mesela aynı çözeltiyi yüksek bir dağa çıkarırsak çözeltinin molaritesi değişecektir. Bu yüzden molarite bence yeterli bir derişim ölçme yöntemi değil. Molarite ise çözünen maddenin molüne bakar. Bakın, her ikisinin de payı aynı. İkisinin de payına çözünen parçacıkların sayısını alıyoruz parçacıkların sayısı bölü çözücünün kütlesi ya da çözücünün kilogramı. Bunun daha iyi bir ölçü olmasının nedeni nereye giderseniz gidin mol sabit kalır değişmez. Molarite de mol olarak aldığımızdan orada da değişmez. Kütle de değişmez. Bu haliyle basınç, hacim ve sıcaklık değişebilir. Ancak çözücü ekleyip çıkarmadığınız sürece kütle değişmez. Bu yüzden bence molalite daha iyi bir ölçü. Molarite ve molalite arasındaki farkı hatırlamak için kendi yöntemlerinizi bulabilirsiniz. Çünkü böyle bakınca o kadar da karışık gelmiyor. Ancak insanlar bazen bunları birbirleriyle karıştırabiliyor. Birisi molalite ve molalite arasındaki fark ne diye sorduğunda siz de aa birisi kütle birisi hacim neydi ama hangisi hangisiydi unuttum demek zorunda kalabilirsiniz. Evet bu farkı akılda tutmak için iyi bir yol bulmanız için sizi burada bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.